Wednesday Addams ve Enid Sinclair anne mi oldular? Wednesday'e eminim kızlarımız çok iyi arkadaş olacaklar. Umrumda bile değil. Mezun olduğumuza inanamıyorum. Zaman çok hızlı geçti. Yeni maceralara çok hazırım. Nevermore Akademi'den mezun olduktan sonra Wednesday ve Enid yetişkin bir aile hayatına başlıyorlardı. Kabul ediyorum. Ah çok mutluyum. Enid lüks ve eğlenceli bir düğün yaptı. Evet evet biliyorum. Üstesinden gelebilirim. Wednesday'in düğünü de iyi geçti. Wednesday harika haberlerim var. Hazır ol tadam. Bir bebek bekliyorum. Vay sen de hamilesin. İkimiz de anne olacağız. Memnun oldum. Nasılsın canım? Bebek sürekli tekmeliyor. Muhtemelen geleceğin futbolcusu. Bakalım. Tabii kızınız sporla ilgileniyorsa olabilir. Bir kızım mı olacak? Evet. Tebrikler. Anne adayı nasılmış? Hiç şikayet yok. Wednesday bak. Bir kız taşıyorsun. Pekala bu bir çocuğa benzemiyor ama. Bekle nereye gitti? Yanlış bir şeyler var. Hey bu bir oyuncak değil. İşte orada. Sadece bebek bir şeye üzülmüş gibi görünüyor. İşte annesi gibi gülümsüyor. Sağ ol doktor. Elbette her zaman. Aa, aa, aa. Küçük güzelim için bir çocuk odası ayarlamanın zamanı geldi. Onun yatağında mümkün olduğu kadar çok bu sevimli küçük çiçeklerden olacak. Gerçek prensesler çiçekler içinde uykuya dalmalı. Kızımın da çiçekleri olacak. Özel olanlardan. Venüs sinek kapanı çocuğumu davetsiz misafirlerden koruyacak. Minnoş Pikachu ve güzel Barbie küçük kızım için mükemmel olacak. Peluş canavarlar şimdiden kızımı bekliyor. Ama biri eksik. Şimdi hepsi burada. Şu sevimli şeye de bakın. Böyle müzikli bir dijital beşikle kızımın burada uyuması hiç de korkutucu olmayacak. Tatlı rüyalar için ihtiyacın olan şey bu bebeğim. Kızımın beşiği sipariş üzerine yapıldı. Hiç kimse böylesini alamayacak. Pugsley yat orada. Beşiği test etmem gerek. Sadece bir şey. Aa, anneciğim. Beşik iyi. Tatlım hemen buraya gel. Bir şeyler istiyorum. Burgerler ve tatlılar. Mümkün değil. Hadi ama. Bu sağlıklı değil. Bakayım. Bu da yeterli değil. Neden hamile bir kadın bir şey istiyorsa bu sadece yemek olmalı. Mutlu musun canım? Evet şimdi mükemmelim. Pedikürü severim. Serçe parmaklarımdaki ojene renk yorumlara yazın. Bekliyorum. Yemek yemek istiyorum. Şimdi nedir bu? Pembe bir kabus mu? Bundansa çiğ solucan yemeği tercih ederim. Midemi bulandırıyor. Değiştir. Bir saniye. Zevkler tartışılmaz bilirsin. Böyle daha iyi. En azından buna yemek derim. Yine de açlıktan ölmeyi umursamıyorum. Ama bugün değil. Hiçbir şey göremeyecek kadar görmek çok mu zor? Wednesday'in yemeğini mi yoksa Enid'in yemeğini mi tercih edersin? Yorumlara yaz. Pugsley nerede? Sıkıldım. Beni eğlendirmesini istiyorum. Harika bir jonglör olacağım. Hayır ya da olamayacağım. Japon balığı pedikürüne bayılıyorum. Japon balığı mı? Çocuklar için peeling mi? Daha sert balıkları seçiyorum. Başlayın piranalar. Pembe aromalı yağlarla sıcacık bir banyo. Benim için değil, buzlu suyu seviyorum. Böyle sevimli bir ördekle banyo yapmak çok eğlenceli. Daha iyi bir şeyim var. Vudu bebeği tek kelimeyle mükemmel. Ah ellerimin iyi bir bakıma ihtiyacı var. Teşekkürler aşkım. En iyi eş sensin. Manikür zamanı. Venüs başla. Wednesday ve Enid'in doğum spa uygulamaları bile özeldir. Alışveriş zamanı. Gözlerim dayanmıyor. Bu şekilde daha iyi. Enid ve Wednesday gelecekteki bebekleri için ne almak istiyorlar merak ediyorum. Ve tabii ki Wednesday'in küçük ürkütücü arkadaşı böyle önemli bir olayı asla kaçırmaz. Her şey çok parlak. Evet gökkuşağı balonları burada havaya uçurulmuş gibi. Vay sanırım buldum. Ah hayır bu son ürün. Bu bebek arabası benim.
Önce ben gördüm. Hazırlan, nefes al, başla. Vay, bu çatışma ciddi görünüyor. Bir bebek arabası yüzünden kızların arkadaşlığı gerçekten sona mı erecek? Affedersiniz, size yardımcı olabilir miyim? Anlıyorum ki olamam. Bir süre onlardan uzak dursam iyi olur. Bebek arabası benim. Bu mor. Sana yakışmıyor. Annem kazanacak. Sanmıyorum pençe kız. Aa, her zamankinden daha güçlüydü. Bu acı pek hoş değil. Sanırım başladı. Rahatlamalıyım. Merhaba, dinliyorum. Merhaba. Tuhaf, hiç ses yok. Tamam, bir şeyler görüyorum. Bitti artık, yeter. Anne. Tamam. Bebek arabam, muhahaha. Enit, buradan gitmeliyiz. Peki ya bebek arabası? Bebek arabasını unut, koş. Vay, sonunda gittiler. Ah şu anneler. Bu. Aa! Bebek arabam, muhahaha. Merak etme, emin ellerdesin. Rahatınıza bakın ve nefes almayı unutmayın. Nefes alıyorum. Bu iyi. Şimdi benim dediklerimi yerine getirmeye hazırlanın ve hepsinden önemlisi Wednesday benden sonra tekrar et. Bu neşeli doktor beni rahatsız ediyor. Vay! Sessiz olmak neden bu kadar zor? Ben de burada doğum sancısı çekiyorum. Ah! Çığlık atmanın acıyı hafiflettiğini okumuştum. Ah! Harika inet, bebeğiniz geliyor. Wednesday harika gidiyorsun. Ah! Bu ne zaman bitecek? Ah, çok tuhaf hissettiriyor. Wednesday, zorlamaya devam et. Benimle dalga geçiyor olmalı. Neredeyse geliyorlar. Ah evet, şimdiden hissedebiliyorum. Rahatla. Son itme. Hadi kızım, zamanı geldi. Ah, bak ne kadar sevimli. İtiraf etmeliyim. Şimdi neşenin ne anlama geldiğini anlıyorum. İnit, it. Son bir kez yap. İşte kızın. Tebrikler. Sağ ol doktor. Dünyaya hoş geldin benim küçük hazinem. Sana çok benziyor. O senin küçük kopyan. Wednesday, eminim kızlarımız çok iyi arkadaş olacak. Umrumda bile değil. Pekala, en iyisi sağlıklı olsunlar. Müdürden size eski odamızı vermesini istedim. Bu harika. Nevermore Akademi bu şekilde iki yeni öğrenciye sahip oldu. Ancak Wednesday ve Enid'in hikayesi burada bitmiyor. Sert kız ve yumuşak kız sizi Wednesday Adams makyajına davet ediyor. Arkadaş olduğumuz için çok mutluyum. Sarılma zamanı huysuz. Ah, hiç havanda değilsin. Benim küçük yarasam, cadılar bayramı gecesinden daha güzelsin. Anlaşabiliyor musunuz kızlar? Sosyalleşmeye çalışıyorum baba. Sakın yapma. Çalışma alanlarını ayırmalıyız. Prensesi daha sonra koltuğa bantlayacağım. Ne yapıyorsun? Çok büyüdün. Uslu bir kız ol. Günde en fazla 5 patlama, anlaştık mı? Sevimli hamam böceğim. Dinliyorum. Birazdan görüşürüz tatlı örümcek. Ah, sen her zaman benim kara kalbimdesin. Güle güle, ne kadar tatlılar. İlk öğe tamamlandı. Komşu konusunda çok şanssızım. Oldukça kasvetli bir gün. Bana göre kaosun aracı. Evet, bu renk tam olarak ruh halimi yansıtıyor. Bu iyi bir fikir. Mucize silindirini ödünç alabilir miyim? Umarım kötüye kullanırsın. Çok naziksin. Yenilemeye başlayalım. Burada yumuşak bir ağ hududu cenneti yaratacağım. Yaşasın. Harika tasarım. Ne yapıyorsun karanlığın efendisi? Transa gir ve en derin sırlarını açığa çıkar. Çilekli dondurma. Nasıl ilham vereceğini biliyorsun evi. Pembe krallık için biraz aydınlatma. İyi gidiyor. Demir istenmeyen konukları korkutmalı. Korkunç derecede harika. Yazarın dekoru. Meydan okuma kabul edildi. Girdaplı yılanlarımı beğendin mi? İşte yatak odası konforu. Harika. Örümcekle çalışmak düşündüğümden daha zor. Bırak da gideyim, 8 ayaklı. Aman tanrım. Pekala, nazik Lucy yardıma geliyor. Böceklerin esir aldığını bilmiyordum. Titreyin böcekler. Ellerim olmadan üzüntü kalesini nasıl bitireceğim? Bunlar pençe. Sorunu çözmeme izin ver.
kurtuldum. Her şeyden önce manikür örümcek kız. Pekala o zaman. Sağ ol. Şimdi ortak bir zemin bulacağız. Makyaj ateş ediyor Lucy. Dolaptaki iskeletler benim için en iyisi. Korkunç. Evi hata veriyor. Böyle bir kabusa dayanamam. Bu kadar ziyaret yeter bebeğim. Mahzenimde sensiz yapılacak şeyler var. En güzel rüyalar için yumuşak nevresimler. Birkaç ilginç detay eklemekten zarar gelmez. O da parlıyor. Ayinler için. Ev bahçesi mi? Çocuk oyuncağı. Tarantula Hank. Parti zamanı. Ya da melankoli. Baharda çiçek bekliyorum çocuklar. Tüm büyüleyici arkadaşlar toplandı. Yaratıcı sürecim için düzenli bir atmosfer. Doğru ruh hali panosunun moralinizi yükselttiğini söylüyorlar. Bunu duymak hoşuma gitti. Değişim başarılı. Bu arada bir fikrim var. Gelelim onlara. Şimdi terzi devreye giriyor. İğneyle oynuyorum. Sadece birkaç düzgün dikiş atmalıyım. Çok kullanışlı. Hadi asalım. Gölgelik beklediğimden daha iyi oldu. Kulağa harika geliyor. Koyu kadife perdeler varoluşsal bir kriz kokuyordu. Beni gotik roman yazmaktan alıkoymaya mı çalışıyorsun? Şu sihre bakın. Vay! Biraz müzik dinlemenin zamanı geldi. Eğlence başlasın. Ah ah! Bu şarkıya bayılıyorum. Ona harika danslar göstereceğim. O zaman sahne benim. Şu acıların kızı partimi yine mahvediyor. Siyah kuğumuzun sesini kendim kısacağım. İşte müzikal işkencenin sonu. Oh, rock yıldızı gibiyim. Tuhaf hisler. Ah hayır, hemen eski halime dönmeliyim. Ah, kendin olmak harika. Vay, ıstırabın evinde yeni ve sofistike bir ayna. Arkada kalmayacağım. Güzel bir sanat yapacağım. Çiçekler sayesinde herhangi bir nesne neşeli ve zarif hale gelir. Son çiçekleri de birbirine sıkıca oturacak şekilde kenarlara takalım. Tüyleri neden daha önce düşünmedim? Güzel bir bülbül olabilirdim. Dikkatimizi dağıtmayalım. Tüyleri yapıştıralım ve artık kendime hayran olabilirim. Muhteşem. Hepsinden güzel miyim? Gerçekten mi? Aa, o kim? Gizemli konuğun kim olduğunu çoktan tahmin ettiniz mi? Kızlar yerleştiniz mi? Sizin için bir sürprizim var. Merak wow. ediyorum. Beklenmedik hediyeler mi? Şüpheli. Bakalım içinde ne var? Evie? Tamam. Eğleniyor musun dostum? Balo daveti mi? Sağ ol. Ziyafetin kraliçesi olacağım. İçinde bomba olmasını umuyordum. Bizim küçük yaramaz çocuğumuz başka bir numara daha mı hazırladı? Sıradan insanlar arasında bir festival mi? Bu şakaysa gerçekten çok kötü. Çarpıcı görünmeliyim. Tatillerden nefret ederim. Baloda görüşürüz. Akşam eğlence var. Umrumda değil. Hadi seni güzelleştirelim. Önce kıyafetlerini değiştir. Direnme, balo balodur. Ayrıca bu sihirli bavulun yardımıyla sana muhteşem bir makyaj yapacağız dostum. Makyaj yapacaksak benim tarzımda olmalı. Ürünlerini merak ediyorum. Tüm gerekli şeyler. Hadi başlayalım. En sevdiğim koyu gölgeyle. Gözler aşılmaz bir uçurum gibi görünüyor. Pembe göz farı seçeceğim. Ne de olsa parti parlaklıktan tasarruf etme zamanı değil, anlıyor musun? Kırmızı rujumla dudaklarımızı vurgulayalım. Cimrilik yapmayın ve kat kat yapın. Dans pisti yıldızının parlaması gerek. Bu yüzden ışıltılı yapay elmaslarım çok faydalı olacak. Gerçekten baş döndürücü. Ama şimdi Evie'nin ana yemeğinin sırrını paylaşacağım. Benim gibi yumuşak bir kızın toplum içine çilek parlatıcısı olmadan çıkması kabul edilemez. Hanımefendi olmanın ilk kuralı her zaman daha fazla siyahlık katabilmektir. Son olarak cadı görünümünü keskin elmacık kemikleriyle tamamlayalım. İçimden bir ses bunu sıradan insanları şaşırtacağını söylüyor. Biraz ekstra parlaklığa ne dersiniz? Festivali aydınlatacağım.
Bir tutam ışıltılı pudra ve güzel Lucy bazı kalpleri fethetmeye hazır. Büyüleyici yeniden. Görünüşe göre Ivy'nin çılgın dansı bu sezonun yeni modası. Müdür ve pizzacı bile işini bıraktı. Bu gerçekten inanılmaz. Ah mamma mia. Lütfen bunu kabul edin. Başka bir öngörü mü? Burası benim odam, bulmama yardım ettiğin için sağ ol. Benim için zevkte, pekala gitmeliyim, görüşürüz. Güle güle. Kutsal tek boynuzu at adına. Burası korkunç, burası bir odaya benzemiyor, daha çok çöplüğe benziyor. Evet, öğrenciler için temizlik baş belasıdır. Aman tanrım, kafayı yiyeceğim. Bekle, böylesi daha iyi. Dünya her zaman pembe renkli gözlüklerle daha iyi görünür. Bazı yenileme çalışmalarından sonra odamın ne kadar sevimli görüneceğini hayal edebiliyorum. Öyleyse satın almam gerekenlerin listesini yapalım. Pembe kurdeleler, pembe boya, çokça pembe. Kampüsün yakınında bir süpermarket görmüştüm. Demek burası benim odama. Önceki sahipler burada böyle bir aydınlatmayla nasıl yaşayabildi? Gri, donuk, sıkıcı. Böyle bir odada gerçekten depresyona girmek çok olası. Buraya biraz parlaklık katalım. Işık olmalı. Ah hayır. Görünüşe göre burada LED aydınlatma için yeterli altyapı yok. Pekala, öyleyse alışverişe gidelim. İşte oldu. Neredeyse bitti. Geriye kalan şeylerden sadece birkaç kaldı. Bu renklerden hangisi daha yumuşak görünüyor acaba? Umarım burada bir şeyler bulabilirim. Ah, neon rulo. Biraz boya aldım. Şimdi boyama için bir fırça seçmem gerek. Ah, pembe fırça. Hey, bu benim. Bu çok pembe. Neden ihtiyacım var ki buna? Aslında bu neon. Hayır, pembe ve kabarık. Bu benim için mükemmel. Neon sapı var. Demek ki bana göre. Sap fırçadaki en önemli şey değildir. Dinle, neden buna ihtiyacım var? Bunu kullanacağını başka bir şey kullan. Senin için neyin doğru olacağını biliyor musun? Bu fırça tüm yüzeyleri özenle boyar. Bu kutuyu al. Sen de bu fırçayı al. Sprey, fırça. Aa, güzel fırça. Bu işime yarar, bunu alacağım. Hey, fırça nereye gitti? Birisi çoktan satın almış senin sayende. Aslında onu önce ben görmüştüm. Kawaii videosu. Ah, yine mi sen? Sen de mi burada yaşıyorsun? Ah, olamaz. Neon Mickey ve yumuşak kız Lucy'nin oda arkadaşı olmayı hayal etmesi pek olası değil. Ama başka seçenekleri yok. Devam et Marshmallow. Kımılda. Dinle, her neyse, birlikte yaşıyoruz. Barışmak zorundayız. Odamızı nasıl döşeyebileceğimize dair fikirlerim var. Pinterest'te bir vizyon panosu yaptım. Bak ne şirin bir tuvalet masası. Neon kız yumuşak oda arkadaşının tasarım çözümlerinden memnun değil gibi görünüyor. Evet, bu doğru. Ancak üzgünüm, bana uymuyor. Bu peluş kabusu asla kabul etmeyeceğim. Çok fazla neon. Işıklarını çek üstümden. İstediğini yapmayacaksın. Ben de senin istediğini yapmayacağım. Kızların yapması gereken tek bir şey var gibi görünüyor. Yani odalarını ikiye bölmek ve kendi parçalarını kendi özel tarzlarıyla donatmak. Benim odam seninkinden daha havalı olacak. Bunu göreceğiz. Tamam. Duvarların zamanı geldi. Aa, vay pembeler. Çok şanslıyım. Onları boyamama hiç gerek yok. Bu güzel oldu. Neon ne alemde? Çok işim var gibi. Ne? Ah. Tek kelimeyle korkunç. Duvarları boyamak zorunda olmadığım için dekorla ilgileneceğim. Pekala, bunu bir süreliğine çıkaracağım. İlk olarak duvarlarla çalışacağım. Onları zengin parlak renklerle boyayacağım. Sevimli posterlerim için bolca yer var. Onları çok seviyorum. Göze harika geliyorlar. Hadi çalışmaya devam edelim. Sen öyle san. Benim senden daha şık duvarlarım olacak. Neon kız Vicky odanın bir bölümünü tasarlarken gerçekten yaratıcı oldu. Bir şeyi kaçırıyorum gibi. Buldum. Bu darbe olaya zenginlik katacak. Bu neon çalışmasının sonucunu görebiliyorum. İşte oldu. Hadi devam edelim. Posterler ne kadar güzel olursa o kadar iyi. Harika durdular. Bunu gördün mü? Ha? Ne? İyi olduğunu mu düşünüyorsun? Yine kaybedeceksin. Ah, hayır. Her neyse, yine de bir yolunu bulacağım. Ah, bu sadece bir rüyaymış. İyi ki de öyle.
Ah olamaz, rüya değilmiş. Benim odam onunkinden daha güzel olacak. Vicky'nin led lambaları olan sevgisi sınırsızdır. Burayı şimdi daha çok seviyorum. Yanında getirdiği o bebek bezi de ne? Vay, pazarın ihtiyacım olan her şeye sahip olması iyi bir şey. Bekle, o lambaya yapılacak gerçek tasarımın ne olduğunu sana göstereceğim. Sıradan tül çok sıkıcı. Ancak pembe kurdeleyle 100 kat daha çekici olacak. Ah, bu düşündüğümden daha sevimli görünecek. Bu da ne böyle? İşte bu kadar. Bu benim yatak kanopim. Sen de izle ve çatla. Hey! Komik olan ne? Git bebeklerinle oyna sen. Dur bir saniye. Olamaz! Pekala, şimdi kim kaybedenmiş küçük lider kızımız? Henüz işimiz bitmedi. Bu doğru ve sen kaybediyorsun. Ah, bu da ne? Vicky, boyan benim kanepeme sıçramış. Bu bir sorun mu? Ne yani? Onunla hemen bir şeyler yapmam lazım. Ama ne? Bir fikrim var. Bulut kadar yumuşak bir battaniyem var. Sadece doğru hamle yapmam gerek. Mükemmel. Benim de battaniyem var. Ama rengi normal. Seninki çok basit. Benimkisi seninkinden daha güzel. Daha mı güzel? Bir dakika bekle. Bende neon var. Elbette, çünkü başka hiçbir şey için yeterli hayal gücün yok. Bu çok komik. Buna ne dersin? Benimkisi yine de seninkinden daha iyi. Ah, o da ne? Kablolar benim tarafımda. Bu işe yaramaz. Görünüşe göre kızlar durdurulamıyor. Yeni bir kabarık halı tam ihtiyacım olan şey. Sadece onu süslemem gerek. Pekala, şimdi daha da büyülü görünüyor. Meydan okuma kabul edildi. Güzel. Peki buna ne diyorsun? Pembe tüyler ekliyorum ve halım hazır. Benimkiyle uyuşmuyor. Doğru, benim halım daha iyi. Bu doğru değil. Kaybetmeye hazır ol.